Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı diyor ki bizce Cumhurbaşkanı evet bir partiden çıkabilir normaldir ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra partisiyle ilişkisinin daha doğrusu genel partinin genel başkanlığından ayrılmalı diyor. Evet bence gayet güzel. Değil mi? Sonrasında devamında saçmalamaya başlamış. PKK partisine HDP'den bahsediyor. PKK partisine hazineden yardım yapılmamalı falan gibi şeyler söylemiş. Yahu bir taraftan bir taraftan böyle hani aslında şeyi hani böyle bir öneriyi ortaya koyup diğer taraftan bu şekilde bir çelişki böyle bir saçmalamayı ortaya koymak acaba ya Türk politikacısına özgü bir şey olmalı. Yani bir taraftan aslında parlamentonun önemine vurgu yapmış oluyor. Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğine vurgu yapıyor. Ki son derece haklı. Ama diğer taraftan aynı parlamentoda yer alan bir partiyi bu şekilde bir suçlamayla bütün o parlamentoya girmesini sağlayan süreci yok sayarak illegal ilan ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Böylece parlamento illegal ilan ediyor. Böylece aslında ortağı olduğu, destek verdiği AKP'nin bütün uygulamalarını illegal ilan ediyor. Devletin hazinesini illegal ilan ediyor. Usulsüzlükle suçluyor. Çünkü bütün bunların hepsi yasal. Yani HDP'nin seçimlere girmesi, HDP'nin adaylarının seçimlere girmesi, seçimlerin yapılması, insanların HDP'ye oy vermeleri, HDP'nin parlamentoya gitmesi, orada grup oluşturması, hazine yardımı alması, çeşitli komisyonlarda yer alması vesaire. Şimdi bütün bunlar yasal mı? Evet. E nedir bu? Hayır ya yani burada ne umuyor yani Mustafa Destici? PKK'nın partisine hazine yardımı yapılmasın. E mahkemeye ver o zaman. Gerçekten. Suç duyurusunda bulun. Cimer'e şikayet et mesela. Hani böyle çıkıp işte mikrofonlar işte öyle olmasın falan filan demenin bir anlamı yok ki. Yani bu ülkeye faydası ne? Bu ülkenin siyasetine faydası ne? Çıksın Cimer'e şikayet etsin. Desin ki hazine usulsüzlük yaparak bu PKK partisine o ve şey veriyor. İşte yardım ediyor falan desin mesela. Ya da parlamentoda bu PKK'lar parlamentoya mı girmişler? Ya bunu mu mesela? Doğrudan hani bunu mu söylüyor? Evet gerçekten o zaman. Yani korkunç bir şey. Kendi açılarından düşündüğünüz zaman korkunç bir şey. Eğer PKK partisi ise o zaman PKK şu anda parlamentoda. Öyle ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alıyor. Yani bu tanımlamaya göre. Yok eğer bu tanımlama saçmaysa hala niye böyle saçma e, ifadelerle işte kendilerine prim yapmaya çalışıyorlar? Gerçekten anlaşılır değil.